Merhabalar bu bölümde Asus ROG Swift OLED PG32 UCDM oyuncu monitörünü inceliyorum. İsim çok uzun farkındayım ama böyle yapacak bir şey yok. Böyle aratmanız gerekiyor. Birkaç uyarıyla başlayayım. Öncelikle uzun videolarda bölümleme yaptığım için istediğiniz, ilgilendiğiniz bölüme direkt gidebilirsiniz. Bu monitör oldukça yeni bir monitör. Birçok yerde incelemesi var. Eğer merak ediyorsanız, araştırıyorsanız karşınıza çıkmaya başlamıştır. Ancak şöyle bir şey var. Bu monitörün 1.05 firmware'i çıktı ve bununla birlikte Dolby Vision özelliği geldi. Ancak sadece bununla yetinmemiş Asus, aslında diğer incelemelerde göreceğiniz birçok eleştiri, parlaklıkla ilgili eleştiriyi de dikkate alarak bu monitörün parlaklık değerleriyle oynamış. Hatta bununla ilgili menülere yeni özellikler eklendi. Yani olay sadece Dolby Vision değil. Dolayısıyla benim de ilk yaptığım testler çöpe gitti. Hepsini bütün ölçümleri tekrar yapmak zorunda kaldım. Bu ürünü araştırıyorsanız internette mutlaka 1.05 sürümüyle incelenip incelenmediğini kontrol edin belirtmemiş olabilirler. İşte orada da ipucu bu. Dolby Vision gelecek diyorsa o incelemede demek ki onlar eski sürümde incelediler. Dolby Vision geldi çalışıyor diyorlarsa güncel sürümdür. Dolayısıyla test verilerine güvenebilirsiniz ama 1.05 öncesi yapılan bütün parlaklık üzerine yapılan yorumlar maalesef geçersiz. Bu monitörü alırsanız 1.05 ile çıkabilir de çıkmayabilir de çıkmadıysa da zaten Asus'un sitesinden indiriyorsunuz ve oradaki yenergileri takip ederek bu güncellemeyi rahat bir şekilde yapıyorsunuz. Monitör incelemesine geçmeden önce OLED'den bahsetmemiz lazım. Niye OLED monitör isteyebiliriz? Niye OLED monitörler özellikle bu sene daha çok gözümüzün önüne gelmeye başladı? Sadece Asus'ta değil, diğer markalarla da aynı şekilde. Bunlardan bir bahsedelim. Yanında bir ışık görüyorsunuz. Bu LED ışık. İşte bu LED ışık sayesinde sizin LED panelleriniz aydınlanıyor. İster televizyon olsun ister monitör olsun. Bu tabi küçük bir örneği. Bunu siz işte monitörünüzün ya da televizyonunuzun boyutuyla oranlayacaksınız. Ben şimdi örnek olsun diye bir tane küçük koydum. Bunu nasıl panele çeviriyoruz? Aslında şimdi ışığımız geldi. Işık kaynağımız bu LED. Bu A4'ü bunun önüne koyduğum zaman işte A4 kadar bir monitör elde etmiş oldum. Ve onun tamamını bu arkasındaki aydınlatmamla LED aydınlatmamla aydınlatıyorum. Ama aydınlatmak sadece işin bir tarafı. Çünkü bu şu anda bembeyaz. Bu beyaz yüzey işte gördüğünüz gibi ışığı geçirdi. Ama tabii şunu isteyeceğim. Bazı yerlerden ışığım geçsin bazı yerlerden geçmesin. Çünkü ekranda bazı yerler parlak bazı yerler karanlık olabilir. İşte bu A4 kağıdın oluştuğu materyal aslında sıvı kristaller. Bunlara elektrik vererek bükülmelerini sağlıyoruz. Ve bu sayede ışığı bir kısmı geçirirken bir kısmı geçirmiyor. O bükülme twist hareketi. Twist'ten belki çağrışım yapar Twisted Nematic yani TN panel elde ediyorsunuz. Bu kadar basit. İlk LCD'ler TN panelde. IPS veya sonra geldi. İşte bunun üstündeki bu kağıdı oluşturan şeyleri sıvı kristal olarak düşünün tamamını. Bunları manipüle ederek siyahı ve beyazı elde edebiliyoruz. Çünkü onlar işte arkasındaki LED'in geçirgenliğini sağlıyorlar. Böyle bakınca aslında ilk LCD panel Karagöz Hacivat oyunu gibi de düşünebilirsiniz. Mandık çok farklı değil. Şimdi ışığı geçirdik ya da geçirmedik. Tamam ama renk yok. Rengi nasıl elde edeceğiz? Renk için renk filtreleri kullanılır. RGB filtreler. Red, green, blue. RGB. Bunun önüne ben kırmızı filtremi koyarsam artık kırmızı ışık elde ederim. Bakın arkada artık ledleri daha rahat görebiliyorsunuz. Maviyi koyarsam ışığım mavi olur. Yeşili koyarsam yeşil olur. Bunları da şey gibi düşünün. Bizim ekranlarımızda, monitörlerimizde bulunan pikseller, alt pikseller gibi düşünün. Hepsinde OLED'de de böyle bir çeşit renk filtresi bulunuyor. İşte bunlar RGB. Bunların üçünü de koymak zorundayız. Çünkü üçünü de istiyoruz. Sadece hani doğrudan mavi ya da kırmızı renk elde etmek için değil. Diğer renkleri de bunların karışımından elde edeceğiz. Dolayısıyla bunlar katman olarak bunun önünde olmak zorunda. Ama ne oluyor bakın zaman geçtikçe ben bir sürü kağıt eklemeye başladım. Yani işte önce ışığı verdim sonra Önüne renk filtrelerini koy. Bu gittikçe kalınlaşmaya başlıyor. İşte LCD monitörlerinizin ya da televizyonlarınızı kalınlaştıran şey bu önüne koyduğumuz filtreler. En sonunda bunlar tabii ki önlerine cam ekleniyor. İşte yansıtmayı engelleyen katman ekleniyor. Derken işte monitörümüzün, yani panelimizin tamamını elde etmiş oluyoruz. Şimdi buradaki sorun şu. Bakın iyice azalttım ışığımı. Şöyle bir yeri aydınlattım. Böyle bir yeri aydınlatıyorum ama bakın ne, ne oluyor? Işık sızıyor. Normalde ekranda beyaz bir obje var diyelim. O sadece beyaz objenin aydınlatma, aydınlanmasını isterim. Kenarları siyah olsun isterim. Ya da karanlıkta kalsın isterim. Mümkün olamıyor bakın. Çünkü ışığımsızdı. Dolayısıyla burada böyle piksel hassasiyetinde bir aydınlatma sağlayamıyoruz bir türlü. İlla ki etrafı o aydınlık şeylerin etrafına da ışık sızıyor ve biz o işte özellikle siyah alanlarda ideal siyahı elde edemiyoruz. İlla ki sızan ışık nedeniyle sulanıyor. Çare ne? Çare bu ledlerin çok küçülmesi işte mikro led, mini led bu işe yarıyor. Ya da bu teknolojiyi tamamen bırakıp işte OLED kullanacağız. Çünkü OLED'de arkadan aydınlatan böyle bir ışık kaynağına ihtiyacımız yok. OLED teknolojisinde piksellerimizin kendisi ışık kaynağı. Dolayısıyla bu katman elendi. O yüzden kağıt kadar ince olabiliyor OLED'ler. OLED'de iki tane temel üreticimiz var LG ve Samsung. Genelde önümüzdeki monitörler markası ne olursa olsun televizyonlarda da öyle. Bu iki panel üreticisinden aldıkları OLED ekranları kullanıyorlar. LG tarafında iki tane teknoloji var. W OLED ve MLA. Samsung tarafında ise QD OLED var. Ne fark var derseniz LG tarafı biraz daha parlaklığa oynuyor. Çünkü OLED ekranlar kendi ışıklarını üretebiliyor tamam da Yine de arkadan aydınlatma kadar parlak olamıyorlar henüz. İşte LG bunu etrafından dolaşmak için RGB'nin yanına bir tane de W ekliyor. Bunu geri getirdim OLED olarak düşünelim. W OLED şunu yapıyor. Yine RGB filtre ekliyor önüne. Sonuçta ışık kaynağımız OLED ama filtreyi renklendirmek için filtreye ihtiyacımız var. Bunu böyle ekliyor bir tane de W ekliyor. RGB W işte W OLED'in W'si oradan beyaz. Şunu yapıyor aslında kabaca renk lazım olduğunda işte RGB renk filtresini uyguluyor. Ama parlaklık lazım olduğunda ışığın geçmesine izin veriyor. Çünkü zaten arkadaki OLED beyaz ışık üretiyor. Bunu geçirdiği zaman parlaklığımız artıyor. W OLED'lerde parlaklık fazla. Ekran renkle dolu olduğu zaman RGB renklerimiz devreye giriyor ama bu sefer ne oldu? Işık buraya çarptığı için ister istemez azalmış oluyor. Yani ekranda parlaklık fazla olduğu zaman sahnemizde W OLED avantajlı oluyor çünkü doğrudan ışığı geçirdi ama renkler söz konusu olduğu zaman parlaklık avantajını kaybetmiş oluyor çünkü bu filtre duvarına çarpıyor. LG'nin MLA teknolojisi birazcık bu sorunu çözüyor. Micro Lens Array adını verdi. Daha çok yeni. Yansıtma teknolojisi bu. Mikro lensler kullanılıyor. Şimdi şunu dev bir piksel olarak düşünün. Biz normalde de işte mesela bunu ışık olarak kullandığımızda Işığa yön verebilmek için şu parlak yüzeyleri kullanırız. Bunu açarız ya da daraltırız. İşte bunun çok minnacık olanı LG tarafından panellere ekleniyor. Dolayısıyla ışığı yön vererek, ışığa yön vererek daha konsantre bir şekilde kullanabiliyorlar. Bu da parlaklığı hem daha çok arttırıyor hem de renk başarımında da katkısı var. Peki Samsung ne yapıyor QD OLED'de ki bizim incelediğimiz Asus'ta bu panel var. Bu ışığın öncelikle rengini değiştiriyor. Şimdi bu, bu beyaz ışıktı. Dediğim gibi OLED bu. Bakın şu an ben bu ışığı mavi yaptım. Yansımasından anlarsınız. E şimdi ben zaten RGB'yim. Mavi ışık kaynağımı OLED'imin kendisini mavi yaparsam şuna gerek kalmadı. Klasik filtre kullanmıyorum. Bunun önüne Quantum Dot katmanı koyuyorum. Quantum Dot'ın da önemli özelliği şu. Zaten arkadan gelen bir mavi ışığım var. Bunu geçirirsem az önce LG'nin beyaza yaptığı gibi. Bunu geçirirsem zaten maviyi elde ettim. O konu kapandı. Kuantum dat moleküllerinin şöyle bir özelliği var. Arkadan gelen ışık mavi ışık bile olsa fark etmez. O ışığı bir alıyor. Daha sonra ihtiyacı yok. kırmızı ya da yeşil olarak tekrar üretebiliyor. Renk filtresinden farklı ışığı alıp yeniden üretiyor gibi düşünün. İşte kırmızı üretiyor, yeşil üretiyor ve mavi zaten burada vardı. İşte RGB'yi elde etmiş olduk. Bunun dezavantajı şu. Yine parlaklıkta W OLED kadar olamıyor. Fakat en büyük avantajı renk üretiminde çok daha iyi olması. Uzun lafın kısası kullandığınız alacağınız monitörde W OLED varsa parlaklık konusunda başarımı daha yüksek ama QD OLED varsa renk konusunda başarımı daha yüksek. OLED'ler harici bir ışık kaynağına ihtiyaç duymadığından ince üretiliyor ve mükemmel bir ışık dağılımı elde ediyorsunuz. Üstelik pikseller kendi ışıklarını ürettikleri için piksel hassasiyetinde kapanabiliyorlar. Dolayısıyla Nerede ışık lazımsa sadece orayı aydınlatıyorsunuz. Geri kalan siyah gerçek siyah oluyor ve az önce LED'de olan o sızma olayı kesinlikle yaşanmıyor. Diğer avantaj neydi? LCD'de sıvı kristaller bükülüyor demiştim. İşte o bükülmek bir zaman alıyor. Ona da tepki süresi diyoruz. OLED'de bükülecek bir şey olmadığından ışık ya var ya yok şeklinde olabildiğinden bu bekleme süreleri yok, tepki süreleri çok düşük. Bir milisaniyenin altında hatta bu monitör için 0.03 milisaniye. Quantum Dot paneller de üçüncü neslindeler şu anda. Asus'un monitörü de üçüncü nesil Quantum Dot kullanıyor. Bununla beraber biz 4K'ya kavuştuk. 32 inç mümkün oldu ve 240 Hz geldi. Daha önce çok daha büyük monitörlerle piyasaya girmişti OLED'ler. Ben o yüzden hiç ilgilenmedim bile. Çünkü 32'den daha fazlası benim gözümde televizyon haline gelmeye başlıyor. E kontrolü zor oluyor. Artık hani kafanızı çevirmeniz gerekiyor. 32 benim için sınırdı. 32 en son gelen panel oldu. İşte 3. Üç, nesilde mümkün oldu. Ve güzel bir haber daha var biliyorsunuz OLED'lerde yanma sorunu olduğu biliniyor. Her yeni nesilde bu konuda da olumlu adımlar atıldı ve en sonunda üreticiler başta Asus olmak üzere dediler ki artık çekinmenize gerek yok çünkü OLED yanığı da artık garanti kapsamında üstelik 3 yıl garanti kapsamında. 3 yıl normal şartlarda bir monitörü kullanacağınız süreyi bence kapsıyor. Tamam ekonomik sebeplerden dolayı 5-6 sene aynı monitörü de kullanıyor olabilirsiniz. 3 sene boyunca bunu hiç dert etmeniz gerekmeyecek. Daha önce olmayan bir şeydi bu. Bu şu anlama gelmiyor. 3 senenin sonunda yanacak. Bir sürü tedbir alınmış durumda. Bu olmasın diye monitörlerinizde. Her markanın aşağı yukarı tedbirleri aynı sayılır. Birazdan Asus'unkini de göstereceğim. Ama hem bu tedbirler var. Hem işte panel teknolojisi gelişti. Hem de üstüne garanti geldi. Dolayısıyla OLED konusunda çok daha iyi bir noktadayız. OLED monitörün bence tercih sebebi şu. Bir monitör olsun her şeyi yapsın monitörü için OLED'ler daha yakın. Yani ideal monitöre en yakın şey şu anda OLED. Çünkü oyunda tepki süresi avantajı var. E bakıyorsunuz 240 Hz mesela bu monitör. E bu Gayet iyi bir değer. 27 ve 32 inç nihayet artık var. Oyun dışında çıktığınız anda renk doğruluğu var. Eğer çalışacaksanız, renkle ilgili iş yapıyorsanız renk doğruluğu iddiası var. Bir şeyler izleyeceksiniz işte bu gerçek siyahlar var. HDR gerçekten HDR olduğunu hissettiriyor. Şöyle iddialı bir şey söyleyeceğim. Eğer ki OLED monitör almaya niyetiniz yoksa canlı canlı bir yerde görmeyin. Böyle bakın yanından hiç bakmadan geçin gidin. O kadar fark var. Şimdi diyeceksiniz ki o zaman bu videoyu da izlemeyelim. Aynı etki yapacak. Olmayacak. O konuda da uyarıyorum size. Özellikle HDR ile ilgili kısımlarda HDR ile çekmediğimiz için ve HDR yayın yapmadığımız için siz aslında monitörü tam görmüş gibi olmuyorsunuz. Tabii ki ben size hassas noktalarını göstereceğim. Özellikle aydınlık kısımlardaki başarımını göstereceğim ama burada size bu deneyimi Buradan kamerayla iletmem imkansız. Birçok noktada gözünüze herhangi bir monitör incelemesindeki monitör gibi de gözükecektir. Dolayısıyla bundan etkilenmeniz için gerçekten görmeniz gerekiyor. Bu şey gibi aynı eskiden nasıl hani 60 Hz monitör kullanırken 120'yi görünce, 144'ü görünce bir daha geri dönemiyorduk. İşte burada da bu görüntü kalitesini gördükten sonra geriye dönüş yok. Monitöre geçebiliriz artık. Önce kutu açılışıyla başlayalım. Kurulumu çok kolaydı. Birkaç dakika içinde hallettim. Benim eski monitörümde VESA yoktu ama monitör ayağı almıştım. Bu monitörde VESA'ya kavuşunca ayağını söktüm. İçinden çıkan ayrı aparatları var bunu yapabilin diye. Onları taktım ve bir monitör ayağına astım. Dolayısıyla kendi ayağını kullanmıyorum. Şu an karşımda dururken kendi ayağında asılı değil. Benim monitör ayağımda asılı duruyor bu tabii ki çok büyük bir rahatlık. Hem hareket kabiliyeti açısından hem de masa üstünde hiç yer kaplamıyor. Bu şekilde de kullanabiliyorsunuz bu monitörü. Asus'un sitesinden hemen özelliklere bakalım. Rock Swift OLED PG32 UCDM. Panel boyutu 32 değil 31.5 aslında. Biz 32 gidiyoruz ağzımız alıştığı için ama aslında 31.5. 16'ya 9 oranında DCI-P3'ün %99'unu destekliyor. QD OLED olduğunu söyledim. 4K ekran yüzeyi yansıma önleyici bunları ayrı konuşacağımız için şu kısmı girmiyorum. Ama maksimum HDR parlaklığı 1000 nit. 0.03 milisaniye tepki süresi var. 10 bit panel. HDR10 destekliyor. Dolby Vision destekliyor. Şu anda da yeni firmware ile bu iki destek mevcut. 240 Hz destekliyor. OLED Care var demiş. Bu OLED Care'in ne olduğu önemli bakacağız. Burada sahip olduğu diğer teknolojileri görüyorsunuz. VRR var. Adaptive Sync. Bu hem FreeSync destekliyor. FreeSync Premium destekliyor. Hem de Nvidia'nın G-Sync'ini destekliyor. İkisi birlikte var. Aşırı düşük hareket bulanıklığı teknolojisi var. Açarsanız Shadow Boost gölgeleri boostlamak var. Display Widget bu masaüstü uygulaması göstereceğim. Picture in Picture ve Picture by Picture özellikleri var. KVM Switch özelliği var. Envoy oranı kontrolü de var. Ve port olarak da DisplayPort 1.4 DSC destekli. HDMI 2.1 iki tane port sunuyor. Type-C var ve alt modu destekliyor. Bununla hem görüntü aktarabilirsiniz hem de 90 Watt şarj desteği var burada ama şuna dikkat edin 90 Watt kullanırsanız onun menüsünde seçeneği var parlaklığını azaltıyor. Çünkü sonuçta monitörün parlaklığı da ciddi oranda güç tükettiği için ikisini birlikte, birlikte yapamıyor. 65 watt'ı seçerseniz o zaman hiçbir sorun yok. Ki birçok telefon için mesela telefon bağlıyorsanız 65 watt yeterli olacaktır. Kulaklık jakı var. Hoparlörü bulunmuyor. Ama bir bonus olarak speedif yani optik dijital ses çıkışı bulunuyor. Sinyal frekanslarını burada görüyorsunuz. 48-240 aynı zamanda VRR frekansı. Burada ayağının özellikleri var eğme, döndürme, yükseklik ayarı bulunuyor. Bir tek pivotu yok. O da normal. 32 inç de pek kolay değil o iş. Standsız 6 kilo. Buradaki ağırlık şunun için önemli. Benim gibi monitör ayağına takarsanız monitör ayağının tabii ki bir ağırlık kaldırma kapasitesi var. İşte o, onu buradan bakacaksınız. Bu monitör 6 kilo. Bunlar aksesuarlar. Hepsi gerçekten içinden çıkıyor. Oldukça zengin. Bunlar da uyumluluk listesi. İşte az önce söylemiştim. G-Sync, FreeSync hepsi uyumlu. Display HDR 400 True Black var. Bunları konuşacağız merak etmeyin. Flicker Free ve düşük mavi ışık destekleniyor. Ve işte 3 yıl panel yanması dahil garanti. Asus Türkiye'ye sordum. Geçerli mi dedim. emin olmak için evet dediler geçerli. Monitörün fiziksel yapısına baktığımız zaman OLED olduğu için tabii ki ince. Ancak tamamı ince olamıyor. Çünkü arkada tabii ki bunun bir de devre kısmı var. Orası biraz daha kalınlaşıyor. Bütün monitörlerde hemen hemen öyle ama bu monitörün özelliği şu. Monitörler biliyorsunuz normal monitör bile ısınıyor. OLED'lerde ısınıyor. OLED'i de soğutmak için fan kullanıyorlar ama bu monitörün özelliği fansız olması. Onun için de özel bir katman yapmışlar. Grafen olduğunu söylüyor Asus. O katman sayesinde ısı iletimi güzel. Ortamdaki doğal hava ile havalandırma ile bu iş oluyor. Kenarlarının ince olduğunu söyleyebilirim. Alınca şaşırmayın diye söylüyorum. Metal ince çerçeve. Çok ince tamam güzel ama bu panel yani daha doğrusu görüntü biraz daha içeride kalıyor. Kenarlarda bir siyah kalınlık var bu bilerek yapılan bir şey çünkü bunda piksel shift özelliği var. Piksel shift ne? Ekranda statik bir görüntü varken onu kaydırıyor. Kaydırarak işte ömrünü uzatıyorsunuz aslında monitörün. Önemli, iyi bir şey. Ayarı da var. Hani ne kadar kaydırsın ayarını yapabiliyorsunuz. Ben mesela onu en sert ayarında kullanıyorum. Piksel shift devreye girdiğinde arada bir kaydırdığında görüyorum kaydığını. Hiçbir zararı yok. Ama işte kayacak yer lazım. Yani pikseller yani ekrandaki görüntü sağa ya da sola oynayacaksa gidecek boşluk lazım. İşte o siyah kısım o boşluklar. Dolayısıyla bu teknolojiyi kullanan hiçbir OLED tam olarak çerçeveye oturmuyor. Birazcık boşluk kalıyor. Yine aldığınız elde ettiğiniz piksel sayısında bir değişiklik yok ama işte oynayabilsin diye bir ekstra alanı var. Parlak ekran değil ama mat ekranda değil. İkisinin arası yarı parlak diyebiliriz bu ekran için. Bunun yani bu QD panellerde şöyle bir fark var. Yine W OLED'de farkı şu. QD OLED dışarıdan gelen ışığa biraz duyarlı. Eskiden hatırlarsanız Flash çakıldığı zaman gözlerimize kırmızı göz olurdu. Vampir gibi çıkardık. Niye? Çünkü ışık gözümüzün içindeki kan damarlarını ortaya çıkarırdı. Burada da çok benzeri oluyor. Dışarı, dışarıdan gelen ışık kuantum dat katmanının üzerine geldiğinde onun da harekete geçmesini sağlıyor. Ne demiştim? Kuantum dat molekülleri arkasından gelen ışığı alıp yeşil ve kırmızıya dönüştürebiliyordu. E aynı zamanda o zaman önden gelen ışığı da aldığı zaman hareketleniyorlar. Tabii ki önünde bunun için bir katman var, filtre var ama o filtre çok kuvvetli bir ışıkta bunu tutamıyor. Hatta işte polarize filtresi yok. Siz dışarıya çıktığınız zaman, şu an işte güneşli, yazdayız. Ne yapıyorsunuz? Polarize gözlük takıyorsunuz ki rahatsız olmayın. Işığı kessin. Bunda o polarize filtre yok. Dolayısıyla tam olarak kesemiyor. Bunun dezavantajı şu, monitöre doğrudan ışık gelirse örneğini yapacağım şimdi. Bu monitörün en önemli özelliği olan siyahı, o tam siyah, gerçek siyah birazcık sulanıyor. Onu kaybediyoruz. UD OLED bütün monitörler için söylüyorum. Bununla çalıştığınız ortamda monitöre doğrudan ışık gelmemesine dikkat edin. Bir miktar ışıktan sorun olmuyor. Hani denedim. Yani tam olarak direkt de yanlardan geldi diyelim. Çok sorun olmuyor ama tam karşısından ışık gelirse o zaman gerçekten o siyahın kırıldığını görüyorsunuz. Zifir karanlıkta mı oturacağız? Hayır öyle değil. Sadece doğrudan ışık gelmesin. Bunu özellikle şunun için söylüyorum. Öyle bir yere koyarsınız ki arkanızda mesela e, cam olur. Camdan güneş ışığı alır. Camdan sokaktaki lambanın ışığını alır. İşte bu senaryolardan korumaya çalışacaksınız. Kullanımı çok kolay. Yazılımıyla da kullanabilirsiniz. Bütün ayarlarını yazılımıyla yapabilirsiniz. Ya da üstündeki joyistikle yapabilirsiniz. Güzel şeyler var. Böyle baktıkça küçük detaylar ortaya çıkıyor. Mesela joystick var ama açma kapama düğmesi. Mesela ben diğer monitörlerimde bir şeyler yaparken masa üstünde yanlışlıkla açıp kapattığım çok olur düğmeye dokunup. Bunda öyle değil. Bunda dokunursanız açma kapama düğmesine kapayım mı abi diye soruyor. Yani iki adımlı yapmışlar. Bir, bir tane daha kısa yol tuşu var hızlı erişim için. Ama genel olarak zaten joystickte işinizi halledeceksiniz. Ayarlarını da çok fazla kurcalamayacaksınız zaten. Bana bakan tarafta Asus'un ROG logosunu göreceksiniz. Bunların hepsi ışıkları kapatılabiliyor. ROG logosunun içi, içerisinde bir tane algılayıcısı var. Bu da karşısında olup olmadığımı algılıyor. Bu sayede mesela ben kalkıp gittiğim zaman monitör kapanıyor. Bunun hassasiyetini de ayarlayabiliyorsunuz. Az önce söylemiştim ayağını da kendi ayağında kullanacaksınız. Ayağı masa üstünde çizgi şeklinde yer kaplıyor. Masanızda bu ayakların dışarıya taşmamasına dikkat edin. Çünkü benim bir kere başıma geldi. Bu tip ayaklarda takılıp monitörü çekmek ya da düşürmek mümkün oluyor. O yüzden tam olarak masanızın üstünde güvenli olsun. Ayaklar sivri ve dışarıya doğru çıktığı için işte masanızdan taşabiliyorlar. Taşmasınlar. Ayak çok sağlam. 32 inç bu monitör sonuçta büyük. Bunu çok güzel bir şekilde dengede tutuyor. Ayağın üstünde kablo geçiş yerleri, kolmuş asansör mekanizması düzgün çalışıyor. Dediğim gibi bir tek dik konuma getiremiyorsunuz. Onun dışındaki açıları ayarlanabiliyor. Monitörün ayağına entegre bir RGB ışık var. Bu RGB ışığın özelliği ışık olması değil aslında. Önünde plastik bir parçası var slide şeklinde. Onu koy, koyduğunuz zaman onun üstündeki şekli aşağıya vermiş oluyor. Batman'in işaret ışığı gibi aynı mantıkta yere vuruyor. Rock logosu da olabiliyor. Ya da aslında esprisi şu. Kendiniz onu bastırıyorsunuz. İşte ben MG yazdırıyorum oraya. Aşağıya MG vuruyor. İsterseniz yine bunu da kullanabilirsiniz ya da kapatabilirsiniz. Monitörün arka kısmında da aydınlatması var. Onu da ayarlay ayarlayabiliyorsunuz. O çok daha büyük. Şeye çok yaramaz. Yani böyle o oradan duvara ışık yansıtayım işte ambiyans olsun öyle değil. Bu monitörün kendi arkasından görenlerin görebileceği bir güzellik. Yine kapatabilirsiniz isterseniz ya da renklendirebilirsiniz. Bunlar tabii ki Asus'un kendi Armory Crate içinden çıkan Orasync ile senkronize oluyorlar. Yani bütün ekipmanlarınızla senkronize edebilirsiniz varsa. Ya da kendi istediğiniz renkte yanmasını sağlayabilirsiniz. Hatta Philips Hue sistemine de entegre edilebiliyor. Çok güzel yapmışlar gerçekten ama işte tabii biz monitörü bu açıdan kullandığımız için orayı göremiyoruz. Port sayısını yeterli buldum. Burada mesela konsol da bağlamak isterseniz HDMI 2.1 olması iyi bir şey. Hem de iki tane port var. İkisi de 2.1 destekliyor. Type-C'yi görüyoruz. O da var. İşte KVM switch özelliği. Yine bu monitörde olmasına biraz şaşırdım açıkçası ama e bu işte dedim ya her işi yapan tek monitör olmaya aday işte onu destekliyor birazcık. KVM Switch de şu mesela bu monitöre iki tane kaynak bağladığım zaman PC tek klavye mouse ile yönetebiliyorum. 3 tane USB 3.2 Gen 1 portu var zaten o da iyi olmuş Type-C'nin haricinde. Bunları tabi portları nereden alıyorsunuz bilgisayarınızdan alacaksınız o portların bağlantısında yapmanız gerekiyor kabloların da hepsini vermişler. DisplayPort konusu belki yani dikkatinizi çekmiştir. Niye 1.4? Yani 2024 yılında bu kadar iyi monitör alıyoruz. Eş, e, nokta, HDMI'de 2.1 var. DisplayPort'ta niye 2.1 yok? Burada kabahat sadece monitör üreticilerinde değil çünkü ekran kartı üreticilerine bakıyorsunuz. Artık tek HDMI sunuyorlar. 3 tane DisplayPort var. Hiçbirisinde 2.1 yok. Bir AMD'de gördük ama o da tam böyle ideal DisplayPort 2.1 değil. Çünkü 2.1'in de kendi içinde ayrılması söz konusu. Yüksek band genişliği sunanından olması gerekiyor. Olmayınca ne oluyor? Yani yüksek band genişliği sunan yok ya da işte 1.4 kullanılıyor. DSC teknolojisi giriyor. DSC bir sıkıştırma teknolojisi gibi düşünün. Yüksek band genişliğine çıkılmasını sağlıyor. Bu sayede 4K'da 240 Hz tazeleme oranı alabiliyorsunuz. Görüntü kalitesinde bence olumsuz bir katkısı yok. Bazıları olabildiğini iddia etmiş ama benim gözüme çarpan bir şey yok. DSC şu durumda zaten şart. Bunu açmazsanız bu değerlere çıkamıyorsunuz. Ama açma kapama seçeneği de konmuş. Type-C'den mesela hemen bir telefonunuzdan, tabletinizden görüntü alabilirsiniz. Şart değil, yani normal bilgisayardan da görüntü alabilirsiniz de telefon, tablet hepsi mümkün. Onun için söyledim. Aynı zamanda bağladığınız şeyi şarj edebiliyor. İşte 90 Watt şarj ya da 65 Watt seçeneği menüsünden seçilebiliyor. 90 seçerseniz parlaklık, maksimum parlaklığı azalıyor. Benim telefonum zaten 45 watt desteklediği için en fazla onu 65'e sabitledim. Picture by Picture ve Picture'in Picture özellikleri aynı monitöre farklı kaynak bağladığınız zaman bunları aynı anda görmenizi sağlıyor. Bunların bütün boyut ayarlarını yapabiliyorsunuz. Yani sağ üstte küçücük de durabilir. Yan yana ortaya ikiye bölersiniz monitörü. Bir taraf bir kaynak bir taraf bir kaynak da olabilir. Tamamen sizin tercihiniz. Monitörün bazı özellikleriyle bunlar uyumlu olmayabilir. Onu zaten ekranda çıkartıyor, gösteriyor. Yani şunu açarsan bu kapanır, bunu açarsan bu kapanır şeklinde. Mesela bu Picture in Picture modunda monitör 60 Hz'de çalışıyor. Benim örneğimde mesela konsolu bağladım, konsolu küçülttüm yukarıya. Ya da işte yine aynı şekilde monitörü ortadan ikiye böldüm. Konsol ve PC şeklinde, ay şeklinde ayırdım. Tabi bu durumda ekranda PC yine 16'ya 9 formatında kalırsa küçücük oluyor. Hani ikiye böldüğünüz zaman. Ama kullandığınız program ya da işte benim örneğimde oyun destekliyorsa onu da yine tam ekran dik şeklinde yapabilirsiniz. Aynı anda iki kaynak takip etmek zorunda olanlar için güzel. Çünkü monitörde bunun için yer var. 32 inç bu böyle bir kullanıma uygun. Öte yandan konsol demişken konsola da işte PlayStation 5'i bağlayarak test ettim. 120 Hz çalışıyor. HDR çalışıyor. Ve çok güzel çalışıyor. Bu monitörü rahatlıkla konsol direkt konsol monitörü olarak da almak isteyen varsa alabilir. Gelelim testlere. Tabii ki parlaklığı başta test edeceğiz ama dediğim gibi 1.05'ten önce bu monitör bambaşka bir monitördü. Şimdi farklı bir monitör haline geldi. Bir defa en kolayını baştan söyleyeyim. HDR10 ve Dolby Vision desteği var. Artık bu içeriğinize göre, oynattığınız içeriğe göre değiştirilecek. Yani panelin içerisinden bunu değiştiriyorsunuz. Windows'da HDR'yi açıyorsunuz ve çalışmaya başlıyor. HDR10 ve Dolby Vision'ın da kendi içinde ayarları var. Bu ayarlardan hiçbirisi ya ideal olan şudur diyeceğiniz bir ayar değil. Tamamen içeriğinize göre seçeceksiniz. Zaten panelinden erişmek çok kolay. Oradan bakarsınız. Görüntü kalitesi hangisinde tatmin ediyorsa onu bırakırsınız. Çünkü şu var. Oyunda farklı olabilir. Film izlerken farklı olabilir. Bu ayarlar zaten daha çok parlaklığı modifiye ederek bir şeyler yapıyor. Mesela oyun oynarken belki de siyahın tam siyah olmasını değil de birazcık daha belirgin olmasını istediğin zaman ona göre bir ayar seçiyorsunuz gibi bir örnek verebilirim. Oyunlarda HDR kullanabilirsiniz ya da normal modu açabilirsiniz. Normal modu açtığınız zaman yani HDR kullanmadığınız zaman oyunlarda bir süre ekstra tabii ki ayar seçeneği çıkıyor. Profiller çıkıyor. Yani tipik bir oyuncu monitöründeki ayarlar çıkıyor. Normal parlaklığı ilk geldiğinde şu an ölçtüğüm kadar yüksek değildi. Yani Asus kendisi limitler koymuştu. Bu limitleri bayağı bir gevşetmişler. HDR'de 1000 nit zaten Asus'un anlık olarak çıkabilirsiniz dediği tepe değeri. Bu nasıl oluyor? Bu ne demek? Tepe değeri ne demek? bütün ekran aydınlandığında monitörler bin nit olmuyor. Ekranın belli bir yüzdesi aydınlanırsa ancak o bin nit parlaklığa çıkabiliyor. Bunun ne kadar olduğunu şu an ekranda zaten gösteriyorum ama bu bin nitin de ötesine geçebildi. Yani 1200 nit, 1100 küsür nit de çalışıyor. Yani bin nitin ötesinde anlık parlaklık elde edebiliyorsunuz HDR modlarında. Tamamını aydınlattığınız zaman panelin ama HDR modunda ve ekran tamamen parladığında bu değere çıkamıyor. 600 nitlerde kalıyor. Aynı zamanda bu 600 küsürler, hani HDR olmadan da kullandığınız zaman elde edebileceğiniz maksimum parlaklık. Bu parlaklığı eşit olarak dağıtmak seçeneği var menülerinde. Yani belli bir oranın belli bir yeri, bir yeri daha fazla parlamasın dediğiniz zaman işte bunu bu özelliği açıyorsunuz ve tamamen eşit bir parlaklık elde ediyorsunuz. Bu da çok mümkün çünkü LED teknolojisi olmadığı için piksel bazında aydınlatma sağladığı için eşit bir dağılım elde ediyorsunuz. Bu hani çok sık rastlayabileceğim bir şey değil. Mükemmel bir ışık dağılımı elde ediyorsunuz. Zaten ekranda görüyorsunuz test sonucunu. Açılar dahi yani burada en çok IPS panele benzetebilirim açı başarımını. Mükemmel bir ışık dağılımıyla karşı karşıyayız. Eşit parlaklığı kapatırsanız denge bir miktar bozulabiliyor. E, ama hani bir miktar bozuluyor. Bunun karşında birazcık daha ek parlaklık elde edebiliyorsunuz. Ben eşitle seçeneğini kullandım. Ama HDR kullanırken işte dediğim gibi 1000 nit'e kadar çıkabiliyor o da sahneye göre. HDR seçeneklerinde HDR onda bir hayli alt seçenek var. Dolby Vision'da daha az. Mesela o seçeneklerden biri Display HDR 400 True Black. Bir monitörün parlaklığının artması onun görüntü kalitesinin arttığı anlamına gelmiyor. Sadece parlaklığının arttığı anlamına geliyor. Biz istiyoruz ki gölgeler düzgün gözüksün, işte karanlıklar düzgün gözüksün ya da bulut geldiği zaman gökyüzünde o bembeyaz patlamasın. Onun da detaylarını görelim. Yani bir denge meselesi. Bu standart diyor ki HDR onu seçtin işte display HDR 400 Trouble seçersen diyor ben aradaki dengeyi iyi tutturacağım diyor. Şimdi burada size garip gelen bir şey olabilir. Display HDR 400 adı üstünde 400. Şimdi ben monitörün 600 küsür nite çıkabildiğini söyledim. Anlık olarak 1000'e çıkması ayrı konu. Niye 400 gibi bir limit var? Şimdi bu iki açıdan değerlendirilecek. Birincisi bu güncellemeden önce sadece HDR 400'de 400 nite çıkabiliyordu HDR modlarında. Diğer modlarda 250 nitle sınırlıydı parlaklık. Genel olarak hani bütün ekran aydınlandığında 250 niti geçemiyordu. Display HDR 400'ü açtığınız zaman işte 400 nite çıkartıyordu monitörün kullanabildiği e, tam ekran kullanabildiği maksimum parlaklığı. Bu işin parlaklık boyutu. Şimdi 1.05'ten sonra Asus bunu diğer modlara da getirdi. Şöyle yaptı. Orada konsol HDR diye bir şey var. En hani ideal HDR ayarı bu display 400'ü istemiyorsunuz bir şekilde diyelim. Konsol HDR'ydi. Konsol HDR'de parlaklık artamıyordu. İşte oraya boost ayarı eklediler. Böylelikle artık siz neredeyse HDR 400'ün aynısını konsol HDR modunda da kullanabiliyorsunuz. Tamamen size kalmış. Yine söylediğim gibi içeriğinize göre karar verin hangisinin iyi olduğuna. Bunlar tamamen kişisel tercih hangisi daha iyiyse onu kullanırsınız. Dediğim gibi ben genelde konsol HDR kullanıyordum. Ama işte parlaklık limiti vardı. O limit bu, şey, bu sayede kalktı. Ama Asus orada diyor ki bak diyor boost edersen diyor monitörün hani ideal kalibresinden uzaklaşmış olacaksın diyor. Burada şu kastediliyor HDR 400'ü seçtiğiniz zaman tamam genel parlaklık 400 niti geçemiyor ama burada bir denge oturtuyorsunuz. Bu panel için böyle. Yani 400'deyken parlak alanlarınız patlamıyor. Çok patlamıyor. Oradan böylelikle detay alıyorsunuz. Mesela güneşli bir havada bulut olduğunu hayal edin. O bulutun üstündeki detaylar kaybolmuyor. İşte o güzel üstündeki küçük ince detayları alıyorsunuz. Aynı zamanda karanlık bölgede zifir siyah olmayan yerlerdeki detayı, gölge detaylarını da almaya devam ediyorsunuz. Parlaklık lehine bozarsanız yani kendiniz manuel olarak bulutlarsanız parlaklığı bu sefer gökyüzünü fazla patlatabilir. Ya da Normalde gölge olarak kalması gereken yerler biraz fazla aydınlatılabilir. İşte Display HDR 400 modu bu dengesizliğin oluşmasına mani oluyor aslında. Parlaklık kontrolünü limitleyerek. Yine de şey geçerli ama hani küçük bir alanda 400 nitin ötesine gidiyor. 1000 nite kadar çıkartabiliyor. Onu engellemiyor. Tam ekran parlaklıktan bahsediyorum. Onu sınırlıyor. Ama ben sınırmanır istemiyorum dediğiniz zaman işte konsol HDR'ye geçip boost'u açarsınız. O zaman monitör yine zaten işte ölçtüğüme göre 650 nit bunun tam ekran parlaklığı beyazdan bahsediyorum. E, gidebileceği yer zaten belli orası. İdeal olanı hangisi derseniz genel olarak konsol HDR modunu kullanıldığını görüyordum. Tavsiye edilen de oydu. Ben de onu kullanıyordum açıkçası. İdeal diye bir şey yok aslında. Bu tamamen o an oyun mu oynuyorsunuz film mi izliyorsunuz ona göre içeriğe göre karar verirsiniz. bir, bir Zaten anlarsınız ya bu burada bir gariplik var işte beyazlar çok patladı dediğiniz zaman demek ki brightness biraz fazla kaçtı sizin seçtiğiniz HDR standartında işte bu ustu kapatı verirsiniz ya da direkt HDR 400 çalıştırırsınız tamamen size kalmış yani olay sadece parlaklığı basmak değil parlaklığı verirken görüntü kalitesini korumamız gerekiyor İşte bunun için bu standartlar konmuş. Monitörün kalibrasyona ihtiyacı var mı diye sorabilirsiniz. Mesela ProArt serisinde kalibrasyonun kağıdı çıkar kutusunun içinden der ki işte bakın biz bunu kalibre ettik der ve doğrudur. Bu monitör ProArt değil ama kalibreli geliyor ve kalibrasyonu böyle kağıtla değil de içine koymuşlar. Menüsünde saklı. Oradan görebiliyorsunuz Asus'un yaptığı ayarları. Yani şöyle söyleyeyim kutusundan çıktığı gibi kullanarak bunda renk düzenlemeleri yaparsanız pişman olmazsınız. Renkler çok iyi. Zaten renk başarımı QD Quantum da teknolojisinin işte başta anlatmıştım. Başarımı orada karşımıza çıkıyor. Oldukça iyi. Yine de yine de tabii ki ben kalibrasyon cihazımla kalibre ettim. Monitörü mesela sRGB moduna getirip kalibre ederseniz sRGB'nin içine oturtuyor. E, DCI P3 modunu seçerseniz DCI P3 içine oturtuyor. Öyle kalibre ediyor ya da wide gamut seçerseniz ona göre. Yani hangisini kullanıyorsanız günlük hayatınızda monitörde gidin onu seçin. Gördüğüm kadarıyla yine kalibre etmeden sadece orada istediğiniz gamutu seçerek kullan, dümdüz kullanabiliyorsunuz. 240 Hz olduğunu söylemiştim. FreeSync desteği var. G-Sync desteği var. Dolayısıyla yırtılma sorunu bunda yaşamayacaksınız. 240 Hz Motion Blur engellemek için yeterli. OLED teknolojisinden kaynaklı olarak bunda zaten diğer LCD'lerde olan bazı sorunlar otomatikman elenmiş oluyor. Bu ghosting'i, tipik ghosting'i engelliyor. Ama motion blur dediğimiz şey hareketteki bulanıklık. İşte 60 Hz'de çalıştırırsanız monitörü zaten bulanık olduğunu görürsünüz hareketten dolayı. 240 Hz işte bu motion blur'ü engellemek için yeterli bir değer. Daha üstte monitörler tabii ki var ama OLED ile birleşince 240 Hz gayet net anlık görüntü elde ediyorsunuz. Zaten ekrana veriyorum. 60 Hz ile 240 Hz arasındaki netlik farkı bu monitörde bile e, çok bariz. Yani şey kurtarmaz. 60 Hz olsun OLED olsun Motion Blur'u çözmez. Yine 240 Hz olmasını isteyeceksiniz. Aynı zamanda bu araya siyah kare ekleyerek Motion Blur engelleyen teknoloji var. Hatta bunun kare eklemesi çok kolay oluyor. Çünkü kendini kapatabildiği için tamamen siyahı siyah olduğu için tam siyah kareyi ekliyor. Ama o zaman 120 Hz'de çalışıyor. Çünkü bir görüntü bir kapama yarısını kaybetmiş oluyorsunuz. İhtiyaç var mı? Bence yok. Bence normal modunda kullanın gitsin. Gayet yeterli bir Motion Blur etkile yok etme performansı var. UFO testinde zaten görüyorsunuz UFO'nun her şeyini görüyoruz. Arkasında önünde gölgelenme kesinlikle oluşmuyor. Resmi olarak G-Sync desteklediği için ben de Nvidia ekran kartında 4080 Super test ediyorum. O zaten chat diye orada görüyor. Size uyarıyor işte G-Sync monitör bağlandı şeklinde. Ben hep G-Sync açık kullanıyorum açıkçası. Hiçbir sorun yaşamadan çalıştı. Oyun görüntüleri veriyorum ama o sizin için bir şey ifade etmeyecek. Çünkü bu hareketlerimizin anlık olarak ekranda oluşabilmesi hissiyatını sizin yaşamanız gerekiyor. Nasıl yaşayacaksınız? Hızlı bir bilgisayara klavye mouse oturacaksınız başına ve oyun oynayacaksınız. Yaptığınız hareketlerin ekranda anında olması, tepkisinin çok hızlı olması işte orada hissedilen bir şey. Bu tip monitörlerde o hissiyatı hemen alıyorsunuz. Özellikle eski tip ya da daha yavaş bir monitörünüz varsa böyle, böyle bir şeye geçtiğinizde o hissiyat hemen geliyor. Alışıyorsunuz. artık sanki hani 10 yıldır öyle bir monitör kullanıyormuşsunuz hissi geliyor ama ilk etapta kesinlikle anlıyorsunuz ya diyorsunuz burada bir şeyler değişti. Yani benim yaptığım en ufak hareket anında ekranda yansıyor çiziliyor diyorsunuz. 240 Hz ve tepki süresinin işte 1 milisaniyenin de altında olması bunun en büyük etkenlerinden. Oyun görüntülerinde HDR'yi açtım. Özellikle Cyberpunk'ta neon ışıkları çok yoğun olduğu için orada fark ediyor. Mesela bu tip oyunlarda Cyberpunk'ta eğer ki parlaklığı kaçırırsanız hani işte buradaki boostları vesaire açarsanız o neon ışıkların etkisi biraz azalıyor. Yani koyuların birazcık koyu kalması gerekiyor ki neon ışıklar fırlasın. Aynı şekilde doğumda da öyle. Doğumda da çok başarılı bir HDR uygulaması var. Orada da aynı şekilde gölgelerin çok fazla aydınlatılmaması gerekiyor. Bunlar işte o menüdeki HDR ayarlarından ince ayar olarak yapılacak. Monitör HDR'ye rağmen, HDR açık bütün her şeyi teslim etmiyor parlaklık ayarını yine sizin yapmanıza izin veriyor. Onu da söyleyeyim. Onun da ayarı var. Bütün bu ayarları menülerle uğraşmadan yapmak istiyorsanız Asus'un da küçük bir yazılım var. O yazılım monitörün bütün özelliklerini ekrana veriyor. Oradan da seçebilirsiniz. Monitörün bir tane sürpriz modu var. Belki daha önce görmemişsinizdir. Şimdi 32 inç büyük. 32 inçi kullanacaksanız biraz mesafeli olmanız lazım. Ben şu an mesela kolumu uzattığımda monitöre dokunamıyorum. O kadar mesafe benim kullanım alanım. Ama oyun oynarken yakınlaşıyorsanız bu sefer kafayı oynatmaya başlıyorsunuz. O yüzden 24 inçleri seviyorlar. Bunda 24,5 ve 27 inç simülasyonu var. Bunları çalıştırdığınız zaman ekran küçülüyor. Bu piksel olarak hani küçüldü ama 1080p olsun istiyorsunuz diyelim. Bunu ayarlayabiliyorsunuz ya da küçüldü ama piksel hassasiyetiyle küçüldü. Yani çözünürlüğünüz yine yüksek kalıyor 24 inçe rağmen. Onları ayarlayabiliyorsunuz. Yani 24 inç 1080p modunu çalıştırabilirsiniz bunda. Hem yüksek FPS alıyorsunuz hem de işte ekranınız ortada kalıyor. Kafayı oynatmadan görüyorsunuz. Bozuluyor mu derseniz görüntü. Bir miktar bozulma var ama düşündüğüm kadar kötü olmadı. Yani oyun oynarken rekabetçi oyun oynarken umurunuzda olmaz. Oyuncu monitörlerinde adettendir. Burada da var. Oyuncaklar var. Mesela FPS e sayacı var. Ortaya crosshair koyma var ve bunu çeşitli şekillerde yapmışlar. Keskin nişancı modu koymuşlar. Zamanlayıcısı var. Kronometresi var. Bunların hepsi açılabiliyor. Tabii daha önemlisi oret konusunda oret sağlığı açısından koydukları ayarlar. Bir tanesini söylemiştim zaten karşısındayken beni algılıyor açık kalıyor kalkıyorum kapanıyor. Bir süre işlem yapılmadığında monitörü karartabiliyor. Ekrandaki ikonları biliyorsunuz ikonlar en zararlı şeyler çünkü en çok sabit şey, duran şeyler onlardır. Onları algılayıp onları karartabiliyor. Çalıştığınız pencereyi öne alıp gerisini karartabiliyor piksel shift'i söylemiştim kaydırıyor kendini böylelikle sabit kalmıyor. Bir de piksel temizleme işlevi var. O monitörün birkaç dakika kapalı kalmasına sebebiyet veriyor. O yüzden mesela işiniz bitti kapatacaksınız monitörü bilgisayarı. Onu yapın birkaç dakika yapsın pikselleri bir temizlesin günü kapatın. Yapmazsanız ne olur o kendini hatırlatıyor öyle bir ayarı var. Sizi artık istersen yap diyor onu açabilirsiniz hani unuturum diyorsanız. Bence task da gizleyin ek, ekstradan bir de onu yapın. Bütün bunları yapıyorsunuz. Üstünde bir de 3 yıl garantisi var. Ben kendim çok açıkçası korkmazdım yanmasından ama göreceğiz. Ama şu an için hani OLED konusunda bu yanma meselesinde en iyi noktadayız. Yazı okunaklılığı ile ilgili de bazı eleştiriler varmış ilk nesil OLED'lerde. Ben onları kullanmadığım için bir şey diyemiyorum. Bunda mesela ikinci nesille üçüncü nesil arasında bu konuda bir fark yokmuş. Yani onda bir iyileştirme yapılmış ve öyle devam ediyormuş. Piksel diziliminin fotoğrafını çektim. Ben %150'de kullanıyorum 4K monitörü. Yazılar gayet güzel okunuyor. İnci gibi her şey. Hani çok yakınına girerseniz belki bir şeyler fark eder misiniz diye baktım ama hani gerçekçi hiçbir senaryoda açıkçası şikayetim yok. Bunu yan yana 32 inç eski monitörümle kullanıyorum. Prodüksiyon yaptığım monitörle. Dolayısıyla bir farklılık olsaydı olumsuz manada mutlaka fark ederdim. Yok gayet keskin görüntü alıyorum. Monitörün ne kadar güç harcadığını görmek için de ekranı bembeyaz yaptım. Maksimum parlaklığa getirdim ve bu sırada çektiği güce baktım. 120 Watt'ın biraz üzerinde bir enerji harcaması var. 70 bin lira fiyatı var şu an ben videoyu çekerken. Şey diyenler olacak ya bunun bu fiyatta televizyon alırız biz kocaman diyebilirsiniz. Evet alırsınız ama bu aynı şeydeki tartışmaya döner. Laptop'lar biliyorsunuz pahalıdır. Oyuncu laptopları dersiniz ki ya masaüstü bilgisayar toplarım ben bunu alacağıma daha güçlü olur. Doğru ama taşıyamazsınız. Ben size en başta ne dedim? 32 inç çıkana kadar OLED'le eğilenmedim. Yani 40 küsür inç OLED'ler zaten vardı. Benim masama konacak o. Dolayısıyla televizyon benim işimi çözmüyor ki televizyon sorun benim için. Ben monitör istiyorum. Burada çalışırken işte şu anda ben bu videoyu çekerken kameramın yanında bu incelediğim monitör duruyor. Nasıl televizyon kullanacağım? salona alacağınız cihazda da monitör almazsınız. Küçük gelecektir. O zaman işte 65-75 inç bir tane televizyon alırsınız. Dolayısıyla size monitör lazımsa televizyon diye bir seçenek zaten yok. Gelecekte tabii ki bunlar hızlanmaya devam edecekler. Hani 240'dayız 300 küsür olacak gidecek bu şekilde bunu zaten biliyoruz. Önümüzde şöyle bir yenilik var monitörlere gelecek. Çift tazeleme oranı. Diyelim ki monitör 4K'da 120 Hz çalışıyor. Ama bir oyun modu olacak 1080p'ye inecek ve orada işte 540 Hz'de çalışı çalışıverecek. Çift tazeleme oranı bu işe yarayacak. Çünkü şu anki monitörlerimizi 1080p çalıştırırsanız yine değişmiyor. 120 ise 120 çalışıyor. Size hitap ediyorsa bunu bekleyebilirsiniz. Ben kendi oyunlarımı ya 4K ya 2K oynuyorum. Online'da 2K'ya düşüyorum. Normal single player'da da 4K oynuyorum. Ama işte o zaman da işte bunun arkasında en azından bir 4070 seviyesi ekran kartı lazım. Monitörü alırken hani monitörün özelliklerini belirlerken bunu da düşüneceksiniz. Ama şu var günümüzde işte DLSS olsun, FSR olsun hiç olmazsa zayıf ya da orta seviye diyelim, zayıf demeyelim, orta seviye kartlar da 4K'ya rahat rahat çıkmaya başladılar. Bu da bizim için iyi haber. Bu monitör en başta söylediğim şeyi karşılıyor. Yani bir monitör alayım, her şeyi yapsın. Bütün işlerimi bundan yapayım. Benim cevabım evet. Yani kendi kullanımımda bir aydan fazla bunu kullanıyorum. Bu sorunun cevabını çok rahat verebildim. Çünkü kendim bir sürü iş yapıyorum. Oyun da buna dahil. işte burada video da editliyorum fotoğraf da düzenliyorum. Her şeyi yapıyorum. Bu monitörle her şeyi yapıyorum. HDR içerik olduğumu açıyorum ve bir fark yaratıyor. Buradaki deneyim birazcık şeye benziyor. Yani SSD'ye geçince nasıl dünyanız değişiyordu? Hard diskten SSD'ye. Burada da bunu yaşayacaksınız. Bu anlamda yani sadece bu monitör için söylemiyorum. OLED'ler paralarının karşılığını gayet veriyorlar. Abarttığımı mı düşünüyorsunuz? O zaman mutlaka yorum alanına gelin. Deyin ki ben aldım ve bu kadar fark yaşamadım. Eğer öyle düşünüyorsanız yazın yok dediğin kadar fark oluyormuş hakikaten aldık gördük diyorsanız onları da yazın. İnsanlar hani benim dışımdaki kişilerin de bu konudaki görüşlerini mutlaka görsünler okusunlar. Dolayısıyla bununla ne yaparsanız film izlemekten tasarıma oyuna hepsinde memnun kalacaksınız. İdeal monitör olmuş diyebilir miyiz? Daha o noktada değiliz. Daha hala tabii ki hepsinin kusurları var. OLED'in de işte saydım size artılarını eksilerini. Ama şu var. Burada çok fazla artıdayız. Yani eksileri umursamıyorsunuz bu görüntü kalitesini aldıktan sonra. Şimdi bunu yakalamak için diğer taraftan LED tarafında işte mini LED'ler, mikro LED'ler geliştiriliyor. Onlar daha parlak olacaklar, yanmayacaklar vesaire ama onlar da o noktada değiller. Onlar da hala geliştirilme aşamasındalar. Dolayısıyla ideal monitör oldu henüz diyemeyiz ama işte o nokta geçmiş yıllara kıyaslarsak çok iyi bir noktadayız. Asus PG32UCDM özelinde konuşacak olursam yani eksi diyebileceğim pek bir şey kalmadı. 1.05 öncesinde kalsaydım, inceleseydim parlaklıkla ilgili şikayetlerim olacaktı. Onları da gidermişler. Bir şey kalmadı. Dolby Vision eksikti. O da geldi. Fiziki olarak memnunum. Tasarımından memnunum. Sunduğu ek özelliklerden memnunum. KVM switch gibi şeyler aslında sürpriz oldu. Ondan da memnunum çünkü birden fazla bilgisayarı test maksatlı bağlıyorum. Konsolla birlikte kullanabilecek olmam güzel oldu. Orada da artık sadece bu monitörü kullanacağım. Asus üzerinde sadece şöyle bir şikayette bulunabilirim. Ürünü bulmak zor. Benim hani bunu inceleyeceğimi bilenler peşimdeler. Ya ne zaman geliyor ne zaman geliyor hala stoklarda yok diyorlar. Yani 70 bin lira diye kimse almıyor zannetmeyin. Monitörler tabii ki binlerce adette gelmiyorlar. Geldikleri zaman da çok hızlı bir şekilde tükeniyorlar. O yüzden ona yapacak bir şeyim yok. Artık arayacaksınız. Geldiği zaman da kaçırmayacaksınız. Dediğim gibi bunlar böyle sürümü çok olan ürünler değiller. Fiyatlarının biraz pahalı olması da bundan kaynaklanıyor. Bunlar özel ürünler kabul etmek lazım. Ama ben de genel olarak OLED bilgilendirme videosu gibi hazırlamaya çalıştım. Sadece ürünü anlatmadım. Bu monitörü OLED'e geçmek isteyen ve işte uzun zamandır bekleyen herkese tavsiye ediyorum. Bu videoda böyleydi. Yorumlarınızı bekliyorum. Özellikle alan kişilerin yorumlarını bekliyorum. Bu videolardan haberdar olmak için mutlaka beni ücretsiz bir şekilde takip edin. Çana tıklarsanız bildirim gelir. Destek olmak için katıldan katılabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.